bu hastalığı yaşayan önce bir kere umut olması lazım. Kendinde bunu görmesi lazım. Lösemiyi yendiler. Diğer hastalara umut oldular. Ben her zaman söylüyorum, bu hastalığın ilacı moral, motivasyon ve mutluluk. LÖSEV 2 ila 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen farkındalık etkinliğine LÖSEV gönüllüsü motorcular da destek verdi. Lösemiyi yenen Cihat ve Merve yaşadıkları süreci ulusal kanala anlattı. Lösemi hastalarına asla pes etmeyin çağrısı yaptı. Birçok kişi yendi, ben neden yenmeyeyim demeli ve pes etmemeli. Çünkü bu hastalık artık grip gibi bir şey oldu. Ülkede bayağı herkeste, hemen hemen herkeste bu risk şu an olabildiği kadar yüksek. Çünkü yediğimiz gıdalar olsun, ya hava koşulları olsun, her şeyi çok etkiliyor. Onlardan tek ricam şu, pes etmesinler. Ya asla umutlarını kaybetmesinler. Bizler buradayız. Biz yendik, onlar da yenerler. LÖSEV benim için bir psikiyatri merkezi. Özgüvenimi kazandığım, psikolojimi düzelttiğim bir yer. Bütün insanları gönüllü olmak için LÖSEV'e bekliyorum. Ayrıca da diyorum ki maskemizi takalım, farkındalık yaratalım ki çocukların psikolojisi bozulmasın. Etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. LÖSEV çalışanları katılımcılara maske dağıttı. LÖSEV Ankara'da maskemi takarım, farkındalık yaratırım etkinliği düzenledi. Maskemi takarım, farkındalık yaratırım. LÖSEV 8 Kasım'a kadar Lösemili Çocuklar Haftası için etkinliklerine devam edecek. Lösemili çocuklara destek için maskelerle yürüdüler. Görüntüler Adana ve Kayseri'den. LÖSEV'in Adana'da düzenlediği yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Lösemi hastalarının da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Kayseri'de de maskeli yürüyüş düzenlendi. Maskeme değil gözlerime bak sloganıyla yüründü. Maskeme değil gözlerime bak. Maskeme değil gözlerime bak. 22 yıldır lösemili çocuklara destek olan LÖSEV'e destek çağrısı yapıldı. Herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri ile sesimizi duyurmak istiyoruz.